Arkadaşlar hepinize selamlar. 10 dakikada mod videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Volvo'nun yeniden düzenlenmiş halini inceleyeceğiz arkadaşlar. Aracı Volvo galerisinden alıyorsunuz. Onu söyleyeyim, yeni bir araç alıyorsunuz tekrardan. Eski aracınız bozuk olarak gözükebilir, haberiniz olsun. Yeni araç alıyorsunuz, yeni Volvo alıyorsunuz. Şimdi aracımızı servisten bir modifiye edelim, bakalım neler var neler yok. Çok daha kullanışlı bir mod arkadaşlar, onu söyleyeyim sizlere. Yani gerçekten Volvo hayranları için, Volvo seven arkadaşlar için, ben de dahil, yani çok hoşumuza gidecek bir mod, öyle söyleyeyim. Şimdi buradan retardları şöyle seçelim kafamıza göre. Şöyle gördüğünüz gibi şurada bir Volvo'nun şeyi çıkıyor, logosu çıkıyor değiştirince, gördüğünüz gibi. Yani çok daha kaliteli dokuma, mesela bakın rengi siyah oluyor. Yani çok daha karizma duruyor bence, baksanıza ya. Yani keşke oyunun kendisinde olsa bunlar. Her neyse, boyaya geçelim. Boyada neler var? Burada istediğimiz rengi yapabiliyoruz herhalde. Aynen. Bu şekilde bir boya koymuş arkadaşlar. Yani boya seçenekleri ekstra olarak işte başta gösterdiklerim arkadaşlar, bu şekilde. Şöyle olsun, beyaz olsun şimdilik. Kurcalamayalım fazla. Şimdi şuna geçelim. Bu neymiş? Bunu salla. İşte buradan bakın buradan ön tarafı demirlik koyabiliyorsunuz bu farların önüne. Bu zaten yani çoğu Volvo'da var ama işte oyunda yok nedense. Bu şekilde böyle koruma getiriyorlar ama maalesef oyunda yok. Her neyse, bakalım ekstra ne varmış. Heh, bunu taktık zaten. Bunu da ayarladık. Kim bu? Biraz daha siyah. Böyle olsun. Burada en sevdiğim kısımlardan bir tanesi, mesela bakın buraya istediğinizi yapıştırabiliyorsunuz. Şuraya tırı yapıştırdık. Şuraya şunu yapıştıralım. Şöyle olur genelde. Bunun diğeri yok mu ya? Şöyle mi oluyordu? Şöyle bir şey oluyordu. Şuraya da şunu yapalım. Şöyle abi, tamam. Bunun raconu bu. Ön tarafı böyle ayarlayabiliyoruz. İstediğimiz gibi. O güzelmiş ama bunun bana siyah lazım. İyi, böyle kalsın. Şunu yaptık. Şöyle. Bunlar zaten benim DLC paketleri. Volvo'nun ekstra şeyler işte şunlar. Mod olarak geliyor. Takabiliyorsunuz. Üst taraf. Şunun yazısını değiştirebiliyorsunuz. Şöyle olsun. İşte şurayı değiştirebiliyorsunuz. Güzel bir ayrıntı. Şöyle olsun. Lastiklerde yine bir sürü seçenek mevcut arkadaşlar. Yani ne ararsanız var. Yani bir sürü yine seçenek mevcut. Burada aynanın hızın bakın. Yani adamlar aynanın renkli yapılmasını bile düşünmüş yani. Vallahi helal olsun. Biz de şöyle yapalım o zaman. Değiştirelim onun rengini. Üst tarafı ayarladık. Şurası tamam. Buraya bir şey koymaya gerek yok. Aynalar şöyle.
Şöyle olsun, uyumlu olsun. Bunlar neymiş? Ha bak. Güzel. Tamamdır. Bir de jantlara bakalım ne varmış. Jantlarda pek bir şey yok. Ama yine seçenek mevcut arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Biz lastiklerimizi bildiğimiz yapalım. Benim kullandığım standart lastikler var. Şu muydu? Ha, aynen. Şunu kullanıyorum. Arkada da bakayım. Şu, aynen. Bu şekilde kullanıyorum ben lastikleri. Yani modifikasyon şu anlık bu kadar gözüküyor herhalde. Yani şuraya Volvo yazısını mesela koyduk ekstra olarak. Şöyle içeriden bu şekilde gözüküyor. Şunu kaldıracağım. Ya yani önümde durmasını sevmiyorum ben. Bu neymiş? O GPS'in menü radyo falan diyor. GPS. Allah Allah. İşte buraya bakın. Böyle koyma seçenekleri var. Bardağınızı falan. İstediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz buraya. Bakın adamlar düşünmüş her şeyi yapmış yani. Şöyle şapka koyalım bari. Boş durmasın. Burada tamam. Bunlar standart zaten. Ekstra bir şey. Bakıyorum var mı? Benim şu her zaman olması gereken. Şuraya da şunu alsam değişik bir şey olsun. Araç bu şekilde arkadaşlar. Ha bir de direksiyonu da var tabi. Direksiyonu da böyle şekil. Şöyle olsun. Nasıl? Şöyle olsun. Güzel. Tamam aracımızı modifiye ettik ama rengini ben beğenmedim. Çok açık durdu. Biraz daha koyu bir şey yapalım. Türkiye şeyi de güzel oldu ama biraz daha değişik bir şey aradığım için ben. Şu güzel oldu. Tamam. Bu benim DLC'den arkadaşlar. Yani sizde çıkmazsa şaşırmayın DLC'den. Haberiniz olsun. Bakın çalışması falan güzel. Oyunun zaten şeyi herhalde bu klasik Volvo'nun çalışma sesi. Ama görünüşü güzel ha. Baksanıza şu ön farların korumalığına. Yani bir değişik ya. Sisler yanıyor mesela bakın. Üstlerdeki şeyler yanıyor. Şöyle açayım. Göreceksiniz zaten iyice. Bakın abi çok güzeldi ya. Keşke oyunda kendisinde olsa ha bunlar. Bak sadece böyle sisleri açıp gidebiliyorsunuz mesela. Bakalım bir sürüşüne. İçine de göstereyim size şöyle. Hızlarda bir şeylik var. Değişiklik var şeylerde. Kadranda. Yazıların tipinde. Ondan sonra şu dijital göstergede mesela menü olayını koymuş adamlar. Yani dijital göstergede değişik. Buradan ne bu? Yakıt göstergesi galiba bu. Emin değilim ama bu dijital hız göstergesi mesela daha sade olmuş. Ya fontunu değiştirmişler yazı tipini. Yani güzel abi yani bununla sürmek daha zevkli. Baksanıza koyu renk böyle daha renkler oturmuş bir halde. Yani çok daha güzel bence bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir baksanıza şuna. Yani güzel değil mi? Şuna bakar mısınız? Bir de havayı karanlık yapayım ben. Şöyle mesela. Baksanıza abi çok güzel ya. İşte maalesef SCS bunu yapmıyor arkadaşlar. Fiziği aynıdır yani muhakkak. Fazla bir değişiklik olacağını sanmıyorum fizikte arkadaşlar. Çünkü zaten oyunun kendi fiziğini kullanıyor. Ama araç yani Volvo seven arkadaşlar aracı bu şekilde modifiye edip kullanırlarsa daha çok zevk alacaklar bence. Yani ben bu şekilde sürmeyi tercih ederim. Yani kusura bakmasın SCS ama yani bunları kendileri eklemesi lazım yani. Bir sürü şey eklemesi lazım. İnsanlara bir sürü seçenek sunması lazım. Araç bu şekildeydi arkadaşlar. Volvo'nun yeniden düzenlenmiş hali. Şöyle 360 yaptım sizler için. Umarım videodan keyif almışsınızdır arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler. Görüşmek üzere.